Yani bunların hepsi plandı demek istiyorsunuz. İyi düşünülmüş bir plandı ve uygulandı. Veer tuzağa düşürüldü. Ama neden? Bundel ailesi bir hata yaptı. Ve o hatanın cezasını Satya çekti. Çocukluğu elinden alındı. Onun intikamını alıyor. Bunları siz nereden biliyorsunuz? O benim iş ortağım. Beni de planına katmak istedi. Ama ben teklifini kabul etmedim. Olay benim dışımda gelişti. Bay Ratot, bizim kanıta ihtiyacımız var. Ben hayatımda birçok iniş çıkış yaşadım memur hanım. Ben çok dikkatli bir adamımdır. Bu kanıtlara bir gün ihtiyaç duyulacağını biliyordum. Benimle Satya arasında geçen bütün konuşmalar burada kayıtlı. Dünkü plan suya mı düştü? Ne oldu? İtça. Planımı öğrenmiş. Şu an tek istediğim Bundele ailesinin bütün fertlerini evden atmak. Öyle ki önümde yalvaracaklar. Ayaklarıma kapanacaklar. Başları önlerinde yürüyecekler. Onlar da evsiz kalacak. Ve bu oyun yakında bitecek. Çünkü sıradaki hedefim Birsik Bundela. Şimdi bana inandınız mı? Hı? Evet. Veer kefaletle serbest kalabilir. Ama dosyanın nihai kararı mahkemede verilecektir. O zamana kadar bu kanıtlar sebebiyle Satya ve Saçı'yı gözaltına alacağız. Bir an önce. Kefaleti ödensin yeter. Evde herkes onu bekliyor. Bir ricam olacak memur hanım. Söylediklerimin sadece bizim aramızda kalmasını istiyorum. Bunu Bundela ailesine ya da medyaya söylemenizi istemiyorum. Neden? Ben iş adamıyım. İsmimin bu işe karışmasını istemem. Mahkemede şahitlik yapmam gerektiği zaman geleceğim elbette. Ama o zamana kadar ismimin geçmesini kesinlikle istemiyorum. Sizinle tanışmak bir zevkti hanımefendi. Kariyerinizde başarılar dilerim. Teşekkür ederim Bay Ratut. Sizin gibi insanlar olduğu sürece adalet hep yerini bulacak. Teşekkürler. Savant. Buyurun efendim. Gözaltı kararlarını hazırlat. Kimin için efendim? Satya ve Saçı için. Peki efendim. Kefalet belgelerini verin. Peki. Kefalet kabul edildi mi? Hı.
Elimde bazı kanıtlar var. Bunlar gösteriyor ki Veer, Satya ve Sachi'nin maalesef tuzağına düşmüş. Çok yakında Satya ve Sachi'yi gözaltına alacağız. Ben başından beri bunu söylüyordum ama siz kabul etmiyordunuz. Bu arada Ratod size ne gibi bir kanıt sundu ki böyle? Üzgünüm ama bu konuda size hiçbir şey söyleyemem. Veer'i kefaletle salacağız. Ama Satya ve Sachi'nin suçları kanıtlanana kadar Veer'in karakola gelmesi gerekecek. Ve haber vermeden kesinlikle şehri terk edemez. Bakın, benim oğlum suçlu değildir. Şehirden ya da ülkeden asla kaçmaz. Hukuka saygısı vardır onun. Sizinle tamamen işbirliği yapacaktır. Ve Satya ve Sachi'nin aleyhine kanıtları size mutlaka sunacağız. Bu arada Veer ne zaman serbest kalacak? Yakında. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise